Almanya'da araba neden ucuz, Türkiye'de neden pahalı, bu oldukça bize şu anda sosyal medyada paylaşım yapılıyor ve bize AK Parti iktidarına, hükümetine saldırılar oluyor. Ben şimdi size söyleyeyim, siz de ondan sonra ister anlayın ister anlamayın. Almanya 1926 yılında Mercedes'i icat etti ilk. Mercedes'i üretmeye başladı. 1925 yılında Türkiye'de şapka kanunu çıktı. Şapka kanunu çıkardı. 1929 yılında Almanya BMW'yi icat etti. BMW üretmeye başladı. 1928 yılında Türkiye'de anayasa değiştirildi. Anayasada Türkiye'nin resmi dili İslam'dır. İslam ibaresini kaldırdı. İslam'dır ibaresi kaldırıldı. 1931 yılında Almanya Porsche'yi üretti. Türkiye 1928 yılında harf inkılabı başlattı. 1933 yılında Almanya Audi kurdu. 1931 yılında Türkiye kılık kıyafet kanunu çıkardı. 1937 yılında Almanya VW'yi kurdu. Volkswagen'i kurdu. 1937 yıllarında, 38 yıllarında ezan Türkçe oldu. 1934 yılında Ayasofya'yı cami statüsünden ne yaptılar? Müzeye çevirdiler. Adamlar her geçen 3-5 sene içerisinde araba markası ürettiler. Hiç kimse köstek olmadı. Ayaklarına çelme takmadılar. Dünyaya şu anda pazarlıyorlar. Para Almanya oluk oluk akıyor. Türkiye'de şapkayla, dinle, ibadetle, insanların kılık kıyafetiyle uğraştı. E ne oldu? Şimdi Almanya'da şu anda araba ucuz, din pahalı. Türkiye'de şu anda araba pahalı, din ucuz. Dinden ucuz bir şey var mı Türkiye'de? En ucuzu din Türkiye'de. En alası. En başörtüsü takıyorsun, ona muhalefet, ona saldırı. Ya İslamiyet'le alakalı gidiyorsun millet meclisinde veyahut da Beştepe'de orada burada Kur'an okutuyorsun. Adam diyor İslam'ı kullanıyor. Herkes. Seçim öncesi. Herkes İslam'ı kullananlar, İslam'dan geçinenler seçim bittikten sonra ne yapıyorlar? İslam'a saldırıyorlar. Sen 90 sene boyunca, 80 sene boyunca bu ülkeye hiçbir böyle araba sanayi sektörü üzerine yatırım yapmazsan bugün araban da olmadığı için kalkıp da sen araba neden bizde pahalı diye konuşamazsın arkadaşlar. Bugün Togg diye bir araba üretmeye çalışıyor. Herkes yok motoru İtalyan, yok prototip İtalyan, yok bizde yapılmıyor, yok yurt dışı, yok yerli mi, bunun neresi bizim, yok bu tutulmaz, yok bu edilmez diye her gün karalama propagandası yaptılar. Neymiş? Togg açın halinden anlamazmış. Güya arabanın ismi Togg ya, hani Togg demek istiyor. Togg açın halinden anlamaz. Neyi anlar? Sizin gibi 1923, 29, 31, 33, 37 yıllarında bu Alman arabaları o gün çıkartıldığında binlerce, milyonlarca hatası vardı belki. Ama şu anda dünyanın en cüzi de, en güzel, en lüks, en pahalı, en rahat arabaları, en kaliteli, en sağlamları. Ne yapıyor adam? Dünyaya araba satıyor. Arkasına parçasını satıyor. Oluk oluk para akıyor. Senin Türkiye'de bindiğin o Mercedes, Audi veyahut da BMW ne olursa olsun gidiyorsun bir freni değiştiriyorsun, Almanya'ya vergi ödüyorsun. Bu kadar basit. Almanya niye batsın ki ne? Sen bindiğin araba üzerinden aldığın her parçaya Almanya'ya para gönderiyorsun. Niye batsın ki ne? Tabii senden üstün olacak. Senin bindiğin, senin evine gittiğin, işine gittiğin arabanın sırtında adam para kazanıyor. O kadar basit. Niye burada araba hani pahalı olsun ki ne? Sen adama parayı aldığın malla, malzemeyle adama para gönderiyorsun. Adam sen bak o kadar uzaksın. 3000, 5000 kilometre uzaktasın. Adamı para veriyorsun. Hesabına gönderiyorsun. Bu kadar basit. Ondan sonra da kalkıp niye bizde bu araba pahalı, orada ucuz? Yok bizde neden yok? Onlar da var diyemezsin. İşte bu CHP'nin 80 yıldır uğraşmış olduğu heykel, şapka, şunun bunun kanunları sebebiyle. Ya milletin eşarbıyla uğraşacağına gidip araba, teknoloji, İHA, SİHA bunun gibi işlerle uğraşsaydın, Aselsan, Roketsan'ı destekleseydin, Türk Hava Yolları'na çamurlar, lekeler, karalar atmasaydın, sen de bir mevkiye, bir konuma gelebilirdin. Yani. Evet, beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki analiz videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.